Merhaba arkadaşlar. Jenerik Mahmut abinin ikinci bölümüyle sizle beraberiz. İlk bölümle ikinci bölüm arasında biraz ara oldu. O konuda kusura bakmayın. Mert açıklamak ister misin? Niye ara oldu? Niye ben Ne açıklıyorum? bileyim ben. Bu işin bir dakika, bir saniye. Şimdi aranın sebebi şey, bir türlü bir araya gelemedik. Bir de bu bölümde Umut'u da şey yapmak istedik aslında. Umut'u da almak istedik ama biz bir türlü kendi aramızda da senkronize olamadık. Aslında haklı gerekçelerimiz var yani. İşin uzmanına getirmeye çalışırken yolda kaybolduk. Yetişemedik aslında. İşi beceremiyoruz arkadaşlar. Bu arada Umut'u herkes tanıyordur diye tahmin ediyorum. Daha önceden zaten podcastlerde de konuk olmuştu. Hatta bize sözü vardı. Şimdi bu sözünün ilk parçasını alıyoruz. Daha hala sözünün olduğuna inanmak istiyorum ben. Daha gelecek umarım. Podcastlerde konuşacağımız daha çok konu var. Evet. Daha çok konumuz Olur. var. O zaman formattan bir tekrar bahsedelim. Yani Cenk Mahmut abi ne yapar? Cenk Mahmut abi soru sorarsınız ve cevaplar. Yani cevaplamak istiyor sorularınızı. Sizin takıldığınız, sıkıntı yaşadığınız konularda yani o da bir düşünüyor sizin yerinize. Çözüm bulur bulamaz. O kesinliği yok o işin ama en azından size farklı bir perspektifle yaklaşmaya amaçlıyor. Biraz önünüzü belki açmak istiyor. Cenk Mahmut abi bu. İlk soruyla da başlıyorum o zaman. Aslında ilk sorudan önce hemen programın en çok dinlenen kısmında Prime Time'da şey diyelim, logo arıyoruz şu anda arkadaşlar. Hatta ödülümüz de var. 600 TL hediye çeki. Programa Mahmut abiye logo ve daha doğrusu böyle Mahmut abi karakterini bize en güzel resmeden kişiye 600 TL hediye çeki vereceğiz. Henüz bir başvuru oldu. Sayıyla ve yazıyla bir. Yani bir de aslında hiç yoktan iyidir ama birkaç tane daha olsa daha çok mutlu oluruz. Evet. Deyip şimdi başlayabilirsin abi, buyur. Okey. İlk sorumuz şöyle başlıyor. 30 yaşında freelance çalışan full stack bir yazılımcı olarak bugünlerde aklımdan çıkmayan birkaç soru var. Bu işi daha ne kadar yapabilirim? Yazılımcılar ileride ne yapacak? Klasik kariyer basamaklarını düşününce 15 sene tecrübesi olan bir yazılımcının yavaş yavaş head of blah blah daha az kod yazıp daha çok yöneticilik yapmasını bekliyoruz. Bunun için birkaç argümanım var. Birincisi yaş ilerleyince gelen hantallaşma. İkincisi arkadan gelen yeni nesil 8 yaşında kod yazmaya başlıyor. Daha hızlı, atik ve çabuk öğreniyorlar. Üçüncüsü şu anda müşterilerimin çoğu yazılım bilmeyen girişimciler. Yazılım geliştirmeye yıldıkça insanlar kendi işlerini kendileri halledecek. Ve dördüncüsü özellikle startup kültürünün yayılması ile yukarıdaki maddelerin yaşı ilerlemiş kimseler için daha keskinleşeceğini düşünüyorum diyor. Bilemiyorum fazla mı kuruntu yapıyorum ama çevremde 40 artı yaşında birkaç yazılımcıya bakıp onların hantal ve daha çok hata yapan insanlar olduğunu görünce bu işi maksimum 40 yaşına kadar yaparım diye düşünüyorum. Zorlayıp 10 sene daha çalışsam bile yaşım 50 oluyor. Şunu da ekleyeyim, şu anda öğrenmeye doymuş yeni teknolojileri araştırmayan, öğrenmeyen birisi de değilim. Aksine bundan zevk alan birisiyim. Yani bir süre sonra kendimi gelişmeye bırakacağımı da düşünmüyorum diyor. Yani tamamen ortada kalacağımı düşünmüyorum ama her şeyin ciddi şekilde zorlaşacağını düşünüyorum. Şu an 50 artı yaşında ve hala çalışan yazılımcıların çoğu bugünlerde popüler olmayan low level dillerdeki tecrübeleriyle saygı görüyor. Ancak benim kullandığım diller eskiyen diller. Örneğin PHP, Objective-C. Yeni öğrendiğim ve kullanmaya başladığım teknolojiler Go, React, Swift muhtemelen ileride eskiyecek. Ya da 10 sene sonra bugün benden 10 yaş genç olan birisiyle aynı miktarda tecrübem olacak. Bu durumda kimse benim Objective-C PHP tecrübeme bakmayacak diyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu üzerine bayağı düşündüğüm bir soru oldu benim ve tam bir yere de varamadım. Sadece belli argümanlar ürettim. Siz başlayabilirsiniz. Başlamak ister misin Umut? Tamam, ben giriyorum direkt. Çok aslında güzel sormuş. Bunu ben sık sık duyuyorum orada burada ama bu arkadaşın sondan başlayarak geleyim aslında cevaba. Şimdi Objective-C ve PHP tecrübesinin ileride işe yaramayacağından birazcık rahatsız olmuş. Şimdi bu mesleğe başlangıç yıllarında aslında daha çok frameworkler, programlama dilleri ve aslında ne bildiğinle önemli olduğunu ve bunlarla aslında çok uzun süre yaşayacağını düşünerek başlarsın yola. Şimdi Objective-C bundan 3-4 sene önce işte iOS development için olmazsa olmaz bir durumdaydı. İşte PHP hala popüler ama biraz biraz işte yeni bir
Python, Go gibi diller almak üzere. Şimdi dil veyahut da framework, bunlar çok gelip geçici şeyler. 2 sene, 3 sene sonra bambaşka bir şey kullanılıyor olacak. O nedenle bunların hiçbirisi sizi emekli etmeyecek. Uzun süre bunlara bağlı kalmak ya da işte bunlarla ben emekliliğimi sağlam alırım ya da işte 40 yaşını geçtiğim zaman hala bunlarla yürürüm gibi bir mantık yanlış. Önemli olan konseptler. Bence önce buna bir el sıkışmakta fayda var. Konseptlerde işte fonksiyonel diller, object oriented diller ya da ne bileyim işte scalability gibi konular üzerine ya da ne bileyim işte ölçeklemeden sonra işte konteynerlara bölme, işte daha çok dağıtma, servis oriented architecture'lar falan, bu tür şeylere kafa yorulduğu zaman aslında dillerin veya framework'lerin anlamı azalıyor. İlk önce biraz bunu söyleyeyim. Sizler de yorumlarınızı şey yaparsınız. Kimsin diye konuşmak gerekirse az önce söylediği işte 40 yaşını geçmiş yazılımcılara birazcık referans vermiş. Ben de 40 yaşının üzerinde bir yazılımcıyım. Ve yaş ilerledikçe gelen bir hantallaşmadan bahsetmiş. Bu aslında tabii kişiden kişiye çok değişiyor. 40 yaşını geçmiş canavar gibi böyle 18'indeki gençlere kök söktürecek yazılımcılar da biliyorum. Ama şu da bir gerçek. 40 yaşını geçtiğin zaman birazcık şeyin değişiyor. İlgi duyduğun alanlar değişiyor ister istemez. Ne bileyim işte yeni bir framework çıktığı zaman, ne bileyim işte yeni bir frontend framework çıktı ya da ne bileyim işte yeni bir programlama dili çıktı. Bu da 20 yaşındaki birisinden biraz daha az ilgi duyuyor insan. Birazcık yavaşlıyor o konuda. Sebebi de şu, artık programlama dilleri veyahut da framework öğreniyorum, öğrendim deyip CV'ne yazmaktansa daha çok çözüme odaklanıyor insan. Problemler ortada, problemler aşağı yukarı 20-30 yıldır var. Ve bu problemleri ben en iyi çözebilecek tool'u, en iyi çözebileceğim dili bulana kadar peşine koşuyorum. Onu bulduğumda gittikçe daha da detayına girmeye çalışıyorum. O nedenle birazcık biraz daha az merak ediyor yeni tool'ları. Ama onların ayrıntılarını, detaylarını daha çok öğrenme isteği duyuyor. Daha ayrıntıya girme ihtiyacı duyuyor. Bunu da kenara park ediyorum. Üçüncü konumuza geçeceğim. Çok uzun bir soru sormuş. O yüzden madde madde geçmeye çalışıyorum. Şimdi yaş ilerledikçe insanların biraz daha şeylere yöneldiğini, böyle az bilinen, daha niş platformlarda, programlama dillerinde saygı gördüğünden bahsetmiş insanların. Neydi tam cümlesi? İşte 50 yaşına geldiğim zaman hala bunları yapacak mıyım şeklinde. Evet, biraz öyle oluyor. Çünkü yeni mezun bir arkadaşın ya da işte söylediği gibi lisedeki bir kişinin de bir web development ya da ne bileyim oturup da işte Kotlin öğrenip ya da Swift öğrenip mobil uygulama geliştirmeye başlaması gerçekten artık çok pratikleşti. Bunu yadsımıyorum, kötü de görmüyorum. Bu böyle olması da gereken bir şey. Çok da doğru oluyor aslında. Ama birkaç sene sonra şey haline gelecek tabii ki. Daha da kolaylaşacak. Biraz daha fazla insanın bu işin içerisine çekmeye başlayacak. Ama siz bir bu meslekte 20 yılını, 25 yılını gördüğünüz zaman artık çok spesifik problemleri çözen kişilere dönüşüyorsunuz. Siz örnek veriyorum işte artık bir mobil uygulamayı daha güzel nasıl yazarımdan daha çok o mobil uygulamanın arkadaki API'yi işte ne bileyim GraphQL'le nasıl daha güzel dizayn ederim konusuna giriyorsun. Sonra ya da bir yerlerde GraphQL'le ya da ne bileyim işte RESTful bir API var ama ölçeği çok büyümüş. İşte biz işte başlarda birkaç yüz kişiye hizmet verirken birkaç yüz bin kişiye hizmet vermeye başlamış. Bu durumda artık ölçeklenmeyen bir hale gelmiş sistem. İşte böyle bir problem olduğu zaman Türkiye'nin neresinde olursa olsun ya da dünyanın neresinde olursa olsun gerçek bir uzmana, gerçek bir tecrübeye ihtiyaç duyuluyor. İşte bu tür durumlarda genelde işte 40 yaş üstü, 20-30 yıldır bu işin içindeki kişiler daha iyi çözüm üretebiliyorlar. Bu bir genelleme tabii ki. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Ama çok sorunla mücadele edince işte ölçekleme konularında, daha iyi mimari dizayn etme konularında falan daha bilgili oluyorsunuz. Bir de çok sayıda programlama dili görmüş geçirmişlik oluyor. Ben mektepliyim. İşte bu işin üniversitesini okudum, bilgisayar bilimleri okudum.
Üniversite yıllarında ki ben bir üniversite işte 1995 yılında girdim. 95 yılında üniversitede okuduğum ve mezun olduğum dillerden hiçbirisini şu an kullanmıyorum. Hiçbirisi pratikte şu an kullanılan veyahut da güncel diller değil. İşte ağırlıklı dil olarak C okudum. İşte son sene birazcık işte biraz Java ile tanıştım falan ama bugün pratikte bunların hiçbirisini günlük hayatımda kullanmıyorum. İşte genelde functional dillere gidiyorum. İşte Clojure ve Elixir ile kodluyorum. Ya da Erlang'la. İşte günümüzde bunların hiçbirisinin eski üniversitede okuduğum şeylerin benim emekli edeceğine inanmış olsaydım muhtemelen şu an ben de işte bir yerlerde hantallaşmış, yok olmuş gitmiş birisine dönüşürdüm. Bir bankada takım elbiseyle kod yazıyordun yani. Büyük ihtimalle. Ha bunu küçümsemiyorum. Kötü bir şey değil bu arada. Bir bankada COBOL yazan ve gerçekten çok acayip problemler çözen insanlar var. Bu insanlar ne bileyim işte Kotlin yazan birisi bunları küçük görüyor olabilir ama bu insanlar bugün işte kredi kartımızın ya da ne bileyim POS'umuzun çalışmasının arka tarafını 20-30 yıldır hiç sorunsuz bir şekilde çalıştıran insanlar. Cool olmayabilir, katılıyorum. Ama o da bir problemi çözüyor ve tabii yeni gelen nesil o işi daha ucuza, daha hızlı yapmanın yolunu bildiği için muhtemelen çok yakında onlar emekli olacaklar. Ama 2-3 yılda bir bu işte kendini yenilemek zorundasın. Yani şu an en iyi, en güncel teknolojiyi bildiğini iddia eden herhangi bir kişi 2-3 sene sonra çok büyük ihtimalle şu an onun ekmek yediği şeyleri kullanmıyor olacak. Eğer 2 senede bir yeni bir sen yaratmazsan bu sektörde yok olur gidersin. Bu iş böyle, böyle. Çok uzattım ama yani arkadaş da uzun sormuş. Neresinden tutsam gidiyor yani. Bayağı da uzun sohbet. Evet evet kesinlikle öyle haklısın abi. Bence güzel oldu. Çok güzel bir cevaptı. Ben şey bir aslında tekrar etmek istiyorum. Yani bugün kullandığın ya da işte şu anda mesela React'a odaklanırsan evet belki bir ilerleyen zamanlarda React kalmayacak. Bundan 10 sene önce mesela her yerde özellikle Türkiye'de .NET konuşulurken artık birçok farklı şeyde kullanılıyor. Teknoloji kullanılıyor Türkiye'de. Birçok firma da buna açık. Çünkü baktığın zaman artık hani JavaScript çok daha aktif işte bahsettiğin gibi Clojure vesaire gibi çok farklı teknolojiler de aktif olarak kullanılıyor. Burada aslında sanırım önemli olan şey işin birazcık daha gerçekten mühendislik kısmına odaklanmak belki öneri olarak sunulabilir. Yani eğer geleceğe hazırlık yapmak istiyorsan birazcık daha bu problem çözme yeteneğini ya da işin aslında temeline birazcık daha odaklanıp orada kendini geliştirmen ya da bir yazılım dilini tabii ki öğrenmek ya da bir teknolojiyi öğrenmek avantajlı ama onun üstüne koyabileceğin en güzel şey aslında daha genel geçer bilgilere sahip olmak. Ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Birkaç tane aslında yol var bu işte. İnsanlar bu sektörde 10-15 senenin sonunda farklı alanlara ilgi duyuyorlar. Bazıları şeye ilgi duyuyor, bu işin süreç kısmına. Süreç kısmına ilgi duyanlar işte proje yöneticisi ya da işte product yöneticisi gibi taraflara doğru yöneliyorlar. Bir kısmı ise hardcore yazılımcı kalmayı tercih ediyor. Ben yazılımcı kalmayı tercih edenlerdenim. Ama işte süreç tarafına devam edenler işte ne bileyim metodolojiler işte şirketin daha iyi nasıl yürütülebileceği işte software engineering prensipleri üzerine işte software development lifecycle işte ne bileyim Scrum'ı Kanban'ı bir şirket kültüründe daha iyi nasıl yerleştiririm DevOps'un nasıl daha iyi uygulanabileceği üzerine yöntemleri araştırıp bu şirketin bu kültürünün dönüşümüne doğru yönlendiren kişiler. Bir bu tarafa doğru giden insanlar var. Diğer tarafta da yazılım tarafında devam edenler var. Eğer benim gibi yazılım tarafında devam eden insanlardan olursanız işte daha çok aslında şeye devam ediyorsunuz. Yani mimari ölçeklenme işte ya da ne bileyim günümüz en güncel konularına işte machine learning işte deep learning gibi konulara ilgi duymaya başlıyorsunuz. Ama gitgide daha nişe doğru gidiyor. Yani bir PHP biliyorum demek ya da ne bileyim Java diyeyim hadi. Java biliyorum demek o kadar büyük bir konu ki. Yani Java altında şu an bilinmesi gereken frameworkler ve işte core prensipleri koyduğum zaman herhalde bir 20 dakika susmadan konuşmam lazım. Şimdi bunların hepsini bir insanın bilmesi artık imkansız. O yüzden Java biliyorum demek diye bir şey yok aslında. Sadece sintaksını bilirsin ki bu artık bu sektörde 20-30 yıldır yer alıyorsan yeni bir programlama dilinin sintaksini öğrenmek zaten birkaç saatlik iş. Yani bir programlama dili öğrenmek dediğin şey eğer sintaksini öğrenmekten ibaretse çok kısa sürende hallolacak bir iş.
Ama eğer gerçekten onun frameworklerini ve nasıl kullanacağını, best practice'lerini öğrenmeye doğru gidiyorsan bu 6 ay 1 yıl süren bir iş. Şimdi programlama dili öğrenmekten çok aslında arka tarafındaki senin o işten faydalı bir sonuç nasıl çıkartacağın üzerine ya da ne bileyim nasıl ölçekleyebileceğin üzerine konular üzerine ayrıntılı giriyorsun. Bu da tecrübeyle olan bir şey gerçekten. Şimdi Türkiye'de 40 yaşına geldiği zaman insanlar illaki yönetsel tarafı seçmek zorunda kalıyor. Yani bu maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. İster istemez böyle bir durum var. 30-35 yaşından sonra başlıyor bu durum. Eğer bu noktaya geldiyseniz işiniz biraz zor aslında. Tam en verimli zamanınızda bambaşka yeni bir mesleği öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bu meslekte yöneticilik ki yazılım işinden çok farklı yetenekler gerektiriyor. Bence biraz da aslında bunun üzerine oturup konuşmak lazım. Şimdi benim yaptığım araştırmalarda gerçekten de bu soruyu soran kişinin dediği gibi alttan gelen ciddi bir nesil var. Çok fazla yeni yazılımcı geliyor. Bunu rakamlarla destekleyin dedim. 2012 yılında bilgisayar mühendisliğine yerleşen kişi sayısı 7.000 civarı. 2018 yılında geldiğimizde bu 9.300 civarına çıkmış. Yani nüfus artışından çok daha hızlı bir artış. Evet, işler de hızlıca artıyor ama buradaki yazılımcı sayısı daha hızlı artıyor. Yani ileride belli bir alana yönelmezse bu sorunu yaşayacağı çok net. Bir de sektörde başka bir sorun var şu anda. Bence ciddi bir sorun bu. Ageism, yani yaşa göre ayrımcılık var bence sektörde. Ben bunun birkaç defa yaşandığını da gördüm. Yani CV'de direkt yaşı görüp direkt bu kişilerin elendiğini ya da çağrılıp ön yargıyla yaklaşıldığını da gördüm. Ben sektörün de bu noktada evrilmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü bir nesil önceyle şimdiki arasında çok daha fazla yaşlı yazılımcı olacak. Yani bilgisayarın çıkıp geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Peki burada Mahmut abi nasıl, jenerik Mahmut abi nasıl bir cevap veriyor bu kişiye? Jenerik Mahmut abi kim seslendiriyor? Hepimiz. O Hepimiz. şey kolaboratif bir abimiz. Siz başlayın o zaman. Ben çok hızlı konuştum. Aslında benim bundan aldığım şey aslında bir kere bir hedefini aslında biraz belirlemesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Nereye gideceğini biraz düşünmesi gerekiyor. Bunun arkasından işte birazcık daha işin şeylerine odaklanması gerekiyor. Yani işte bu Go'dur, React'tı, Swift'ti, bunlar güzel. Bunları öğrenmesi güzel ama kendisine bir odak noktası seçmesi gerekiyorsa mesela az önce şeyin bahsettiği gibi Umut'un işte sistem tasarımı vesaire gibi konularda ilerleyen yaşlarda daha tecrübesini konuşturabileceği şeyler oluyor. Yine benzer şekilde yazılımın hani şey tarafına mı odaklanacak, yani yönetim tarafına mı odaklanacak ya da işte yine teknik tarafta mı kalacak konusunu birazcık galiba netleştirmesi gerekiyor kafasında. Ama ben de yani aynı şeyi aslında söyleyeceğim. İki hem iyi hem kötü örneğini de gördüm ben. Bu yaşlı, yani yaşı geçmiş artık emekliliğine yaklaşmış yazılımcının kötü örneğini bir firmada şey gördüm. Bir firmada emekli olmak üzere olan bir abi vardı. Ve yani C Sharp öğrenmesini istemişler amcadan. Yani son senesi artık ayrılıyor yani emekli olacak. C Sharp'la projeye sokmuşlardı. Çok zorlanmıştı gerçekten. Ama o zamana kadar hep sistem otomasyon tarafında çalışmıştı. Yani üretim otomasyonunda çalışıyordu ve oradaki yapılara falan çok hakimdi. Çok güzel işini yapıyordu ama o konfor zonundan çıkmasını istemişlerdi son senesinde. Çok zorlanmıştı. Bu belki kötü bir örnek olarak görülebilir. Ama yine işinde başarılıydı yani kesinlikle. Diğer taraftan da çok daha iyi bir örneği yeni ayrıldığım firmada gördüm. Yine emekliliğine sanırım 6 senesi kalmış bir vatandaş. Şeyde çalışıyor işte bir Londra'nın kuzeyinde başka bir şehirde çalışıyor. Çalıştığı firmada mesela o da şey öğreniyordu. Node.js öğrenip Node.js'e işte Docker container'ını yeni öğrendi yani. Yeni duydu daha. Ama bunca yıllık aslında mühendis ve şeyin içinde hep ama hiç ihtiyacı olmamış. Daha bu sene onları öğrendi ve kullanmaya başladı. Ciddi anlamda Terraform öğrendi. Terraform'la script'ler yazıyordu. Yani aslında sanırım bu da kişiden kişiye göre değişen bir şey. Dolayısıyla kendini ne kadar yeni şeyler öğrenmeye açık tutarsan ve ne kadar kendini sürekli geliştirmek için yani kendi başına öğrenmeyi herhalde kendi kendine desteklersen ileride bu tarz şeyleri yaşayacaksın. Yani hep kötü örneklerini görmek kötü olacağın anlamına gelmemeli. Eğer ki yönetsel tarafa geçenler olursa da tekniği bırakmamaları gerekiyor bence. Çünkü yani işte bir yazılım müdürüsün ama kod yazmayı bırakırsan işte maksimum 2-3 sene sonra biliyorlukların hiçbir değeri kalmayacak. Ekipte seni fazla saymayacak yani. Kod yazmayı eğer CTO da olsan altında 300 kişi 1000 kişi de olsa
yine de kod yazmayı bırakmamak gerekiyor. Çünkü bu durumda çok büyük bir gücün sahibi oluyorsun. Yani işte herkesin konuştuğu noktada sen konuştuğunu da yapabilen ve karar verebilen bir kişi olduğun zaman gerçekten çok kontrolsüz büyük bir güç haline geliyorsun. Ama eğer ki kod yazmayı bırakırsan mesleğini aslında bırakmış anlamına geliyorsun. Bir süre sonra kimse seni önemsemez. Evet abi, bunu çok güzel söyledin. Hatta yine bir örnekle şey yapayım. Tanıdığım bir eskiden bir holdingin CTO'suyken oradan ayrılıp şimdi bir finans firmasında CIO olarak çalışan birisi var. Önceden tabii yazılımcılık yapmış ama şu anda çalıştığı rolünde birazcık daha ekibi küçük, daha lean, yalın çalışan bir ekipte yöneticilik yapıyor ve görüyorum şu anda her hafta yeni bir teknoloji öğreniyor. İşte veri tabanlarını öğrenmiş. En son bir yazılım dili öğrenmişti. Onunla ilgili sorular soruyordu bana. Yani bu yaşı da var bu arada. Yani gerçekten 50 yaşın üzerinde bir kişi ve gerçekten kendisini geliştiriyor. Bunları görmek de bana çok ilham veriyor işin doğrusu. Yani bunlar olmayacak şeyler değil. Aynen öyle. Değil Güzel o oldu. zaman. Heh. Yani Güzel bir cevap oldu, verebildik. Gayet değil güzeldi. mi? Oldu abi, oldu. Çok iyi oldu. Soru uzundu gibi başta görünce Evet, eyvah dedik çıkmaz buradan ama evet. fena olmadı Çok zor soruydu ama bence. yani. Hem zor soruydu hem de çok uzun soruydu dediğin gibi. İkinci soruya geçelim mi Fırat? Geçelim. İkinci sorumuz daha light bir soru. En azından diğerini okumak uzun sürmüştü. Bunun kısa sürecek. Dertli öğrenci rumuzuyla bir arkadaşımız sormuş. Hocam merhabalar. Bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Indie oyun şirketine çalışıyorum. Sorum şu, daha iyi bir teklif geldiğinde çalıştığımız firmayı üzmeden kırmadan nasıl çıkarız? Böyle bir soruyla gelmiş. Şimdi ben Bu şeyle kadar. geleceğim ilk başta. Yani iş ilişkisi dediğimiz sonuçta yani sevgililik değil. Ne bileyim sen çıkıyorsun ben çok üzülüyorum falan. Genelde olmaması gereken şeyler bence. Ya profesyonel bir ilişki bu. O yüzden ben iş yerinde biz bir aileyiz gibi yaklaşımları yani çok kabul etmiyorum. Çok da hoşuma gitmiyor. İş yeri para kazanmazsa beni çıkarabilir. Ben de daha iyi bir teklif alırsam ayrılabilirim deyip size devrediyorum. Güzel, güzel başladım bence. Bu bir duygusal bir durum yok ortada. Tamamen bir ticari ilişki. İki taraf da memnun değilse o ilişki kesinlikle bir tarafa doğru sarkar. Yani sadakat duygusu vesaire bunlar elbette ki güzel şeyler ama iş hayatı profesyonel bir hayat. Yani sabah günün orada açıyorsun. Akşama kadar işte 8 saat 10 saat ne kadar çalışıyorsan neyse bunun karşında bir para alıyorsun. Ve sen de tatmin ediniyorsun, bir şeyler öğreniyorsun, bir şeyler veriyorsun. Şimdi böyle bakınca iş aslında çok mantıklı. Benim bir arkadaşa tek önerim şu olur. Hiç kırmadan ya da işte firmayı üzmeden çıkmanın tek yolu dürüst olmaktır. Yalan söylemediği sürece her şey yolunda gider. Böyle ben şu işten niye ayrılıyordur? İşte bir para için ayrılıyordur. İki yöneticisini sevmiyordur. Üç firmanın vizyonunu artık benimsemiyordur. Dört, ekipten memnun değildir. Beş, bir şey öğrenemiyordur falan filan. Bunlardan hangisi gerçek sebep? Gitsin hiç korkmadan aslanlar gibi söylesin. Desin ki ben bu sebepten dolayı gidiyorum. Birinci sebep para dedim farkındaysanız. Eğer gideceği para birkaç yüz liraysa yani çok gerçekten değmeyecek, anlamsız bir paraysa yani ne bileyim %80 daha fazla maaş zammıyla gidiyorsan tabii ki kimse sana gitme kal demez. Ama yani %10'la 20 ile kalan her şey süperken gidiyorsa biraz kendi ismini de lekeler bence her şey yolundaysa. Yani bu kadar küçük bir fark için değmez. Ama eğer gerçekten fark çok büyük ya da az önce saydığım o 6 maddeden diğer 5 tanesi ise o zaman tereddüt etmesin gitsin. Beyaz bir kağıda yazıp geçiyorsun zaten kolay bir şey. Birincisi zordur sonrası kolay olur. Aynen abi. Kesinlikle çok, çok çok güzel özetledin. Yani en güzel, en önemli kısmı dürüstlük herhalde. Ben dürüst bir kere hiç dürüst olmadan ayrıldığım bir firmayı hatırlıyorum. İlk iş tecrübemdi. Gerçekten çok korkunçtu. Kendi kendimi çok saçma sapan bir pozisyona getirdim. O günden sonra dedim ki yani açık olmam lazım. Gerçekten dürüst olmam lazım. Ve dürüstlüğün çok şeyini gördüm. Faydasını gördüm gerçekten. Ayrılırken, yani bir kere zaten bir problemi varsa bunu bir firmadan hani şöyle olmamalı o. Mesela benim bir firmayla derdim var. Patronumla derdim var. Yöneticimle derdim var. Ekibimle. Önemli değil, bir derdim var. Firmadan ayrılma, yani ayrılma kararını vermeden önce firmamla bir konuşmam gerekiyor. Bu dertlerimi anlatmam ve paylaşmam gerekiyor. Ki belki de aslında benim dert ettiğim şeylerin çözümü çok kolay ama ben bunları kafamda büyütüyor olabilirim. Bu da önemli bir şey aslında. Eğer tabii konu paraysa o para farklı bir mevzu ama dediğin gibi yani çok ufak meblağlara geçiş yapmak
Belki de o kadar güzel olmayabilir. Bu arada şeyde dedik ya, profesyonellikten bahsettik. Şimdi bazıları belki diyordur ya, ama işte biz firmamız öyle değil. Bizim firmamız, dinleyenler arasında eminim böyle diyen vardır. Bizim firmamız çok farklı, biz aile gibiyiz falan. Zaten öyle yani, aile gibi oluyorsun belli bir zaman sonunda, ama günün sonunda hangi firma olursa olsun bir noktadan sonra duygusallığı da bırakmak gerekiyor gerçekten. Sonuçta günün sonunda bu senin kariyerin. Bazı patronlar maalesef, Türkiye'de biz bunu gördük, İşi çok duygusallaştırıp ayrılma sırasında sanki ihanet etmişsin gibi sana davranabiliyorlar. Bu bence onların hatası, yani onların bakış açısı yanlış. Kendinizden şüphe etmeyin. Eğer ayrılmak için siz dertlerinizi anlattınız, çözüm bulamadınız ve ayrılma kararını verdiyseniz, bu tamamen sizin kararınız. Karşı tarafın kırılması zaten, hani sonuçta bir profesyonel bir işletme ise kırılması, darılması gibi bir şey olmamalı. Oluyorsa zaten başka bir problem var orada. Ben yine rakamlarla geleyim biraz. Yani software developerlar için ortalama işleştirme sürelerine baktım. Büyük firmalarda bu biraz daha fazla ama yine 2-3 yıl arasında. Startuplarda ve daha küçük, yani ona yakın firmalarda yine 1-2 yıl arasında. Yani eğer kariyer olarak bu alanı seçtiysek çok fazla iş değiştireceğiz. Durum bu. Farklı bir açıdan değerlendirmek istiyorum. Yani yasal haklar aslında çok önemli. Çalışan yasal haklarının çok iyi farkında olmalı. Çünkü bu tek taraflı bir kişi, yani kişi yalan söyleyebilir, firma da yalan söyleyebilir, firmalar da yalan söylüyor. Mesela benim çalıştığım firmalardan birisinde paramı vermediler. Dediler ki, ben o sırada da işten ayrılmıştım, yani bir ay olmuştu. İşte bize bu dokümanı yazman lazım, bu dokümanı yazmazsan son şeyi yatıramayız falan filan gibi şeyler yaptılar. Ben de yani dava tehdidinde bulundum. Çünkü yasal haklarımı biliyorum. Bu arada bizim bu konuyla alakalı podcast'imiz de var. Onun da linkini paylaşacağız. Ve bir şekilde sorun hızlıca çözülmüş oldu. Ne dedin? Dava açarım mı dedin? Dedim ceza alırsınız. Çok ciddi ceza alırsınız. Ya biraz şey var galiba, böyle bir korku şeyi oluşturmaya çalışıyor bazı firmalar Türkiye'de. Özellikle küçük firmalar bunu çok fazla yapıyorlar. Biraz da böyle duygusal bağlar oluşturup ayrılmasını bir şekilde duygusal olarak engellemeye çalışıyorlar. Ama hani bu günün sonunda sonuç, yani sen orada çalışıyorsun, karşısında sana para veriyorlar. Aynen, bu kadar Yani basit bir ilişki tabii. aslında. Yani firma neticede küçükse, yani ne bileyim işte rekabet ettiği sektörde bir sürü dev oyuncu vardır. Küçük bir firmasın işte ne bileyim Kadıköy'de bir apartman dairesinde böyle ucuz bir sandalyeye oturtup insan çalıştıran ama çok büyük vizyon olan bir yazılım şirketisin. Şimdi bu adam, bu firma personeline nasıl bir şey versin, ne bileyim sağlık sigortası veremez, işte bilmem de veremez. Öğle yemeğine çok havalı bir şey yapamaz. Ne yapacak? Bir şekilde motive etmesi lazım. Motivasyon ana silah oluyor. Bu da biz aileyiz. İşte sıcak bir ortam. Eğlenerek çalışacağız. İşte iş gibi değil, hobi gibi çalıştıracak ekibi. Canı sıkılacak, gelme diyecek falan. Şimdi böyle bir şey olunca o işin başındaki patron dediğiniz kişi de bizim gibi birisi. O da bir süre sonra duygusal olarak bağlanıyor ekibine. Giderken üzülüyor ya da yerine kimi koyacağım diye düşünüyor. Ya en güzeli gerçekten şey, iş bittikten sonra değil, biraz da başlarda konuşmak. İşte benim az önce söylediğim o dürüstlük mevzusu. Eğer ki gerçekten memnun olmadığım bir şey varsa ekip hakkında, şirket hakkında, vizyon hakkında, teknoloji hakkında, bu durumda problem oluştuğu zaman bir kere git yöneticine söyle. Sonra gittiğin zaman da ben demiştim dersin. Korkacak hiçbir şey yok yani. Evet. Yani galiba işin en özü dürüstlük. Burada dürüst olarak, açık açık dertlerini konuşarak, problemlerini anlatarak, çözüm bulmaya, yani aslında pragmatik yaklaşarak çözüm bulmaya çalışmak. Eğer bulamıyorsan da ayrılmak zaten artık o saatten sonra yapabileceğin belki de en iyi hamle bile olabilir. Bu durumda kimse de kırılacağını ben de düşünmüyorum. Güzel bir cevap oldu bence. Mahmut abi cevabını verdi. Okey. Umut Gökbayrak aramızdaydı. Çok teşekkür ediyoruz Umut. Hatta böyle bırakmayalım lütfen. Seni tekrar konuk edelim. Bir şey yapalım, Memnuniyetle. el atalım lütfen, rica ederiz Umut. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim, geleceğim. Valla. Sağ olun çağırdığınız için. Güzel oldu. Ver, biz teşekkür ederiz. Hadi o zaman bir sonraki programda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi bakın. Görüşürüz.